Would you be my? It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle tekrardan 3D yapraklı çanta modelimizi yapmaya devam ediyoruz. Bilmiş olduğunuz gibi sizlere her geçen gün yeni videolar ekliyorum bu çanta ile ilgili. Şimdi yaprağımızı sonlandırdık. Bundan evvelki bir videoda küçük bir aksilik olmuş. 8 düzeltme videosu şeklinde yayına aldım. Ona da bakarsınız. Eğer herhangi bir takıldığınız nokta olursa bana mesajla ulaşırsınız. İster yorumlardan, isterseniz Instagram Bebeğimin Cicileri Örgü TV'den ulaşabilirsiniz. Bugün sizlerle dışarıdan yayın yapacağım için hafif sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Ama sürekli araba geçmediği için o yüzden dışarıda olmayı tercih ettim. Çünkü bugün hava oldukça güzel. Şimdilik şurayı anlatmadan evvel sizlere şunu da göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi biz hem koton iple çalışıyoruz, hem kağıt iple çalışıyoruz. Ayrıca koton ipin şöyle ebulisini de çalıştım arkadaşlar. O da gerçekten çok çok hoş durdu. Tabi burası biraz daha önde. Şimdi hemen şöyle göstermek istiyorum. Yapacağımız olan bölüm de şurasındayız arkadaşlar biz. Bu çantanın. Çünkü şu yaprak bölümünü bitirdik. Bir üst sıraya geçtik. Yaptığımız yeşilde. O yüzden tam şu yeşil olan bölüme denk geliyor. Bunu biraz daha önden örüyorum ben, dediğim gibi. Diğer yeşil olana da sizlerle beraber adım adım gittiğim için beklete beklete gidiyorum. Bunu da göstermek istedim. Gayet hoş ve güzel tonları var. Ayrıca içine astar geçeceğim koton iplerin. Şimdi tekrardan hemen başlayalım isterseniz. Bu sıradan sonra yapacağımız işlem şu. Bir zincir çekiyorum. Üstüne doluyorum arkadaşlar. Hemen sonlandırdığım yerde önden almalı yapıyoruz ya artık. Orayı zincirle böyle geçmiyorum da hemen önden almalı yapıp yükseltme zinciri o şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir iki şeklinde, biliyorsunuz 1 2 3'te çıkıyorduk ama şimdi bu sıradan sonra bu şekil ilerleyeceğiz. Tekrar arkadan almalı, hemen ikili trabzanlarımıza devam ediyorum. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Üçüncü. Dördüncü. Burada ipimin yönünü de düzeltelim. Dört. Beş. Altı. Ve yedinci oluyor böylelikle. Şimdi yapmamız gereken işlem şu. Bu sırada artık eksiltme bölümümüz başlayacağı için ne yapıyoruz? Önden almalı yapıp ikili trabzanlarımızın ikinci trabzanı yapmadan bekletiyoruz. Hemen yan taraftakine geçiyoruz. Tekrar ikinciyi alıyoruz. Üçünü bir topluyoruz. Eksiltmelerimize başlıyoruz. Önden almalıyla devam ediyoruz. Bir. İki. Son iki kaldı arkadaşlar. O yüzden hemen önden almalı birinci bekletmem ve önden almalı ikinci, ikisini bir topluyorum. Ne yapmış oluyorum? Orta kısmı bitiriyorum. Bilmiş olduğunuz gibi ara kısımda burada genişliği sağlamamak adına iki trabzanla devam ediyorduk yolumuza. Tekrardan arkadan almalı iki trabzanımı örmeye devam ediyorum. Bir ve iki. Şimdi yapacağım işlem gene şu. Ortadaki sapımı muhafaza ederek bir yaprak daha oluşturacağım için ne yapıyorum? Hemen şurada 1, 2, 3, 4, 5 adet ikili trabzanım oluyor.
en ortadaki zaten sap kısmı için olan şu iki yandakini önden almalı. Bir adet ikili trabzan tam orta kısma gelecek olan alanı bir tane arttırma için ikili trabzan, bir ara zincire, bir ortaya ikili trabzan yapıyorum. Hemen ikinci önden almalı trabzanımı yapıp iki olan trabzan sayımı şöyle parmağımla da kapatayım, dörde çıkartıyorum. Şimdi buraya ne yapıyorum? Bir adet ikili trabzan çalıştıktan sonra önden almalı bir adet trabzanımı da alıyorum ki sap kısmını oluşturuyorum. Daha sonra yanındakine tekrardan bir adet ikili trabzan çalışıyorum. Ara kısmını oluşturacağımdan dolayı, tekrar yaprağımı oluşturacağımdan dolayı bir adet önden almalı. Bir adet tam ortaya ikili trabzan, bir zincir, tekrardan bir adet ikili trabzan ve tekrardan önden almalı bir adet trabzan çalışıp bu orta kısmın yapraklarının temelini oluşturuyorum arkadaşlar. Tekrar sırası artık bana gösteriyor. Arkadan almalı ikili trabzanımı çalışıyorum. Birinci ve ikinci. Şimdi sıra geldi buradaki yaprağımı daraltmaya. O yüzden hemen birinci ikili trabzanım, ikinci ikili trabzanım, ikisini bir topluyorum. Hemen önden almalı trabzanlarımla yaprağımın diğer başına kadar gidiyorum. Biraz şöyle fazla çekeyim. Dışarıda da olduğum için bugün normalde herhalde ben video çekiyorum diye bu kadar gürültü olmaya başladı. Normalde bu kadar araba sesi de gelmez ama kısmet diyelim. Dışarının ışığı gayet uygun olduğundan dolayı böyle tercih ettim. Şimdi gördüğünüz gibi sondan iki, birinci ikili trabzanım, ikinci ikili trabzanım kilitledim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi şimdi arkadan almalılarla devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen sizlere de söylemek istiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 adet görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrardan yaprağımı daraltma kısmına geldim. Hemen hızlı bir şekilde birinci, ikinci, ikisini bir beklettim. Birlikte aldım. Tekrar önden almalı. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Şöyle son iki ikili trabzanımı tekrardan bir alıyorum ki daraltma işlemim gerçekleşsin. Şöyle, evet. Bu arada komşulardan da iyi sesler gelmeye başladı. Herhalde ben yakında içeriye kaçacağım ki daha fazla sizleri de rahatsız etmemek adına. Birinci ve ikinci arkadan almalıyı çalıştım. Şimdi tekrardan ön kısma geldim. Sap orta kısmı muhafaza edip şöyle yandaki iki trabzanımı birinci önden almalı.
tekrar orta kısmı 1 adet ikili trabzan, araya 1 zincir, tekrar 1 adet ikili trabzan, önden almalı, çalıştığım yaprağım oluşturdum. Tekrar tam orta kısma sapla yaprağın arasına 1 adet ikili trabzan alıp sap kısmını muhafaza ediyorum. Tekrar 1 adet sap kısmının yanına arkadan almalı yapacağım yerin zemini hazırladığım için 1 adet ikili trabzan çalıştım. Birinci önden almalım. Tam orta kısma 1 adet ikili trabzanım, 1 adet zincirim, 1 adet ikili trabzanım ve önden almalı şeklinde çalışıp bu orta kısmı hazırlıyorum ki şöyle göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz şimdi. Hemen iki de tane arkadan almalıyı yapıyoruz. Bir ve iki. Şimdi tekrardan sol taraftaki yaprağımızı eksiltmeye başlayacağımız için ikili trabzanım, ikinci ikili trabzanım ve ikisini bir topluyorum. Önden almalı şekilde ikili trabzanlarıma devam ediyorum. Tekrar birinci ve ikinci önden almalı ikili trabzanımı alıp birlikte çekiyorum. Tekrardan ara bölüme geldim ve arkadan almalı şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 adet arkadan almalı ikili trabzanımla bu sırayı bitiriyorum. Şurasını. Tekrardan aynı işlemleri burada da tekrarlayacağım. Tekrar aradaki bölümü şeklinde ta ki başlangıç noktasına gelecek kadar. Şimdi göstermek istiyorum sizlere. Oldukça ortaya çıktı modelimiz. Şimdi dilerseniz şu yaprak boyunu mesela 1, 2, 3.sünü yaptıktan sonra tamamen bitireceğiz. Ama dilerseniz siz yaprakları ekleyerek çantanızı daha da uzun yapabilirsiniz. Askısını kısa tutabilirsiniz. Bu da bir fikir sizler için. O tamamen hani tercihinizle doğru orantılı. Ama modelin aslına sadık kalacak derseniz eğer dediğim gibi birkaç yapraktan sonra modelimiz oturmuş olacak. Bu modelle ilgili değişik projelerim daha var arkadaşlar. Takımlarını yapmayı düşünüyorum. Şimdi tekrardan 2 adet ikili trabzanımı yapıp yaprağımı ne yaptım? Eksilttim. Arkadan almalı 2 adet ikili trabzanımı çalışıyorum. Tekrar orta kısma geldim. Gene önden almalı 1 ikili trabzan, tam orta kısma 1 ikili trabzan, 1 zincir, tekrar 1 ikili trabzan, tekrar önden almalı 1 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 1 adet ikili trabzan çalışıyorum tam orta noktaya. Tekrardan orta sap kısmını devam edebilmek için ikili trabzanım, tekrar 1 adet ikili trabzanım. Ki buraları artık hızlı geçiyorum ki hani benle beraber uzun zamandır yapıyorsunuz diye, en baştaki videolarım oldukça yavaştı biliyorsunuz. Tekrar önden almalı
1 adet 2'li trabzanımı çalıştıktan sonra tam orta kısma 1 adet 2'li trabzan, 1 zincir, aynı noktaya 1 adet daha 2'li trabzan ve tekrar önden almalı şeklinde devam ediyorum. Şimdi tekrar arkadan almalı 2 adet trabzanımı çalışıyorum. Ve tekrardan yaprağımı küçültmeye başlıyorum arkadaşlar. 1 2 küçülttüm. Tekrar önden almalı şeklinde çalışmama devam ediyorum. Ayrıca sizler için çilek kavanoz nasıl boyanır? Onun videosunu da hazırladık eşimle beraber. İlerleyen günlerde çilek kavanoz nasıl boyanır? Onun anlatımını da yapacağım. Dilerseniz bizlere sipariş de verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ürünlerimizle ilgili sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Tekrar arkadan almalı 13 adet ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi çilek kavanozlarımın siparişlerini, çantalarımızın siparişlerini alıyoruz arkadaşlar. Bizlere Instagram hesaplarımızdan Bebeğimin Cicileri Örgü TV, Bebeğimin Cicileri Örgü ya da Yemek Örgü Tarifleri şeklinde ulaşabilirsiniz. Dilerseniz buradan yorum yaptığınız takdirde de sizleri Instagram hesaplarımıza yönlendirebiliriz. Hiçbir sorun olmayacaktır. Şöyle 3 çeşit çalışıyoruz arkadaşlar. Kağıt ip olan, koton ip olan ve batik koton ip şeklinde. Dilerseniz makrome ipiyle de olan çalışmamız da olacak. O şekilde de sipariş verebilirsiniz. Hepsinin fiyatları birbirinden farklı. Bu arada onu da belirtmek istiyorum. Çünkü iplerimizin fiyatları farklı. Tekrar yaprağımızı küçültme dönemine geldik. Önden almalıyla devam ediyoruz. Çilek kavanozumuzun haricinde normal düz kavanozlarımız da var arkadaşlar. Kişiye özel bardak siparişi de verebilirsiniz. Tuttuğunuz takım ya da eşinize sürpriz yapacak şekilde. Tekrar eksiltmemi yapıyorum. Şuradan görmüş olduğunuz gibi tekrar arkadan almalı 2 adet 2'li trabzanımı çalışıyorum. Şimdi geldim orta göbekteki sağ ve soldaki yaprağımı oluşturmaya. 1 adet önden almalı yaptıktan sonra orta kısmın 1 adet ikili trabzan, 1 zincir, tekrardan aynı yere ikili trabzan çalışıp 1 tane önden almalı çalıştıktan sonra hemen yan tarafa 1 adet ikili trabzan çalışmamı yapıp sap kısmını için önden almalı 1 adet ikili trabzan, hemen yanına 1 adet ikili trabzan, tekrar sırası üstündeki önden almalıya 1 adet ikili trabzan, orta göbeğe 1 adet, 1 zincir, tekrar orta göbeğe 1 adet ve 1 tane önden almalı şeklinde devam ediyorum. Dediğim gibi neredeyse sıramızın sonuna geldik. Tekrardan arkadan almalı 2 adet trabzanımı çalıştıktan sonra sol taraftaki yaprağımı daraltma işlemine geçeceğim. O yüzden birinci ikili trabzanımı bekletiyorum. İkinci ikili trabzanımı çekip birleştiriyorum. Önden almalıyla devam ediyorum arkadaşlar. Bebek patiklerimizin anlatımı olacak. Etamin namaz örtülerimiz, mutfak takımlarımız, bebek mendillerimiz olacak ilerleyen günlerde. Onların çalışmalarını da sizler için yapıyorum. Boş durmuyorum ama bir konuya başladıktan sonra hepsini bir çıkartmak mümkün olmuyor. Gün gün video çekmemiz gerekiyor sizler için, yayınlamak için. Şimdi ne yapıyoruz? Yükseltme zincirimizin olduğu yere kadar ikili trabzanımızla devam ediyoruz. Böylelikle bu sıramız da bitiyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum bitirdikten sonra sizlere de. Özellikle dediğim gibi mümkün olduğu kadar sıra sıra çalışmaya gayret ettim. Sadece bir 8. bölümde küçük bir aksilik
yaşamışız. Orada da hani sorun yaşayacağınızı tahmin etmiyorum ama sorun yaşarsanız eğer bize ulaşabilirsiniz. Şimdi şuradan en içten bakın. En iç orta noktanın üstündeki ilk sıradan itibaren saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. sıradayız arkadaşlar. Böylelikle orta göbeği saymıyorum. Tam orta göbeğin üstünden çıkan ilk şu örneğimizden saydım. Görmüş olduğunuz gibi yapraklarımız neredeyse oluştu. Artık yan taraflardaki yaprakları da eksiltmeye başladık. Orta göbeği oluşturduk. Böyle böyle devam ediyoruz. Tekrardan Ebru'yla Destan'daki ipimi gösteriyorum. Ve bu sırayının videosunu noktalandırıyorum. Dediğim gibi görüntüsü gayet hoş. Özellikle yaz aylarında plaj kıyafetlerinize uygun renkler seçerseniz eğer gerçekten çok güzel kullanabileceğiniz çok tatlı bir çanta olacak kısmetse. Herkese hoşça kalın diyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Would you be my...